çoklu durumlarda, çoklu yaralanmalarda yaralı önceliklerini belirleme eğitimi, triyaj eğitimi olarak geçiyor. Öncelikli olarak hangi hastalara müdahale edilmesi gerektiği ve hangi hastanelerin ambulansla ilk olarak hastaneye gönderilmesi gerektiği ile alakalı sağ tatbikatı gerçekleştiriyor. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Kapıs.
Herkese merhaba öncelikle. Yerde yatan birisini gördüğümüz zaman hemen yanına koşmuyoruz. Çünkü o kişi bir elektrik akımına kapılmış olabilir ve siz de daha sonra o elektrik akımına kapılabilirsiniz. Önce çocuğu güvenliğimizi sağlıyoruz. Daha sonra hastaya yaklaşık içeri üzülüyoruz. Göğsü şişmiyorsa, sorun var. O zaman kalp masajı devam edeceğiz. Bunu 5 kere yapıyoruz. Yani kalp masajı bunu 5 kere yaptıktan sonra hastayı kontrol ediyoruz. Hastanın soluğu gelmiş olabilir. Hasta tekrar hayatı dönmüştür. Bu sefer hastaya kontrol sunuyoruz. Bunun için karşı taraftaki yapım başlangıcı. Diş sağlığı için öncelikle dişleri diş etinden üst çenede diş etinden dişlerin kesici kısmına doğru yani yukarıdan aşağı doğru olacak şekilde fırçalamamız gerekiyor. Önden başlayarak arkaya doğru ilerleyerek bir fırçalama tekniği uyguluyoruz öncelikle. Bunun yanında yılda iki kez diş hekimliğe görünmeniz önemli rica olunuyor. Diş taşı temizliği yaptırmanız aynı şekilde diş sağlığınız için önemli bir nokta. Bunun yanında da eğer isterseniz dişinizin estetik durumu için dişleri beyazlatma tekniklerini uygulayabilirsiniz. Fakat dişlerde erozif şeylere dişlerde erozyona sebep olacağı da hekimler tarafından zaten hastalara bildiriliyor. Bu kadar. Temel temizlik için bu kadar yeterli. Diyelim sağlık ekiplerimizin bazı teçhizatlara ihtiyacı duyabiliyorlar. Bunun aslında teminini sağlayan bir cihaz diyebiliriz. Bu sinyal ile bize gelen sinyali entegre ederek bu teçhizatın ulaştırılmasını sağlıyor. Şöyle biraz baskı uyguladığımda biraz daha esnek bir yapısı var. Engebeli alanlarda hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşmasını sağlıyor. Yeah.